Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habiboğlu, Dünya Ana Dil Günü'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Dünya Ana Dil Günü, 2000'den beri her yıl 21 Şubat'ta dünya çapında dilsel ve kültürel çeşitlilik ile çok dilliliği teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Ana Dil Günü'nün bu yılki teması çok dilli eğitim, nesiller arası öğrenmenin temel direği olarak belirlendi. Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habiboğlu, bireyin ana dilinde eğitim alması en temel insan haklarından biridir. UNESCO'nun da altını çizdiği üzere özellikle okul öncesi eğitimde çocukların ana dillerini öğrenmeleri, onların hem sonraki okul eğitiminde başarılı olmaları hem de kimlik ve kültürün korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak ülkemiz Yunanistan'da anaokulu talebimiz yıllardır görmezden gelinerek, toplumumuza mensup çocukların okul öncesi eğitimde ana dilleri Türkçeyi öğrenmeleri engellenmektedir. Nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğumuz Rodop ilinde ve nüfusunun yaklaşık %45'ini oluşturduğumuz İskeçe ilinde 141 adet devlet anaokulu varken tek bir Türk azınlık anaokulu bile yoktur. Eğitim dilinin yalnızca Yunanca olduğu bu devlet okullarına gitmek zorunda bırakılan çocuklarımız ana dilleri Türkçeyi öğrenmekten mahrum bırakılmaktadır. Yine eğitim özerkliğimize aykırı şekilde iki dilli özerk statüdeki ilkokullarımız kapatılmaktadır. 2003 yılında bölgemizde 226 ilkokulumuz varken kapatmalar sonucu bugün sadece 90 ilkokulumuz bulunmaktadır. İki dilli azınlık anaokulları talebimizi bir kez daha yineliyor. Toplumumuzun ve herkesin 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nü kutluyoruz, açıklamasında bulundu.